Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte şu an ekranda görüyor olduğunuz harika bir isim animasyonu yapacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Dedim ve ben zaten DaVinci Resolve'u öncesinde açtım. Ne yaptım öncesinde? Hemen görmüş olduğunuz bu KJ'yi, KJ animasyonu demek daha doğru buna. Bunu oluşturdum. Peki bu KJ animasyonunun ne gibi bir artısı var bize? Bu KJ animasyonu arkadaşlar altındaki bant üstteki yazıyla eş zamanlı olarak diyelim uzayıp kısalabiliyor. Nasıl? Hemen gelelim Fusion'a. Ne yaptığımı burada görebilirsiniz. Benim buradaki text birim aslında Merdoğlan yazımın kendisi. Ben buraya Merdoğlan'ın yanına 2021 yazsam gördüğünüz gibi buradaki alttaki kutu da yazıyla beraber artacak. Ben size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Aynı zamanda bu videonun sonunda da katıl aboneleri için özel bir sürprizim olacak. Tabii ki bu efektle alakalı. Zaten tahmin edenler oldu ama daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi hemen efekti en baştan yapmaya başlıyorum. Nasıl? Döndüm tekrar. Timeline'ıma sağ tıkladım timeline'ımda. Media Pool'a. Şu an edit sayfasındayım arkadaşlar bu arada. Eğer cut sayfasındaysanız buraya sağ tıkladığınızda New Fusion Composition yazısı gözükmeyecek. Ondan sonra bana yorumlarda yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi bende gözükmüyor. Her birinize ayrı ayrı cevap verdim. Cut sayfasındasınız arkadaşlar. Edit'e gelin. Edit'ten devam edelim. Edit'teyiz şu an. 7 Fusion kompozisyonu dedim. Ben bunu 7 saniye civarı yapacağım. Çünkü 7 saniye bir title için, bir KJ için oldukça yeterli. Adına da diyeceğim ki Asmer'de olan yeni KJ diyelim mesela. Bunu timeline'ıma alacağım. Gördüğünüz gibi timeline'ımda 7 saniyelik bir boş Fusion kompozisyonum var. Bunun üzerindeyken Fusion'a tıklayacağım ve Fusion'a geçeceğim. Burada ne var önümde? Bir tane Media Out'um var. Bunu alıp şimdilik kenara koyuyorum. Böyle bıraktım. Çünkü buna en sonda ihtiyacımız olacak. Yazıyı yapabilmek için öncelikle bizim bir tane yazıya ihtiyacımız var. Onu da burada hemen buradaki barda bulunan Text Plus aracını kullanarak alıyorum. Şöyle ki Text Plus aracını şuraya aldım koydum. Text Plus aracını ön izlemek için 2'ye basıyorum. Klavyeden 2, rakamla 2. Bastığımda bana burada boş bir arka planı gösterdi. Ben buraya Merdoğlan yazacağım. Aynı zamanda buradaki ön izleme ekranına sağ tıklayacağım. Buradan Guide diyeceğim ve Show Guide diyeceğim ya da Ctrl G de yapabilirmişim. Buradaki rehberi, buradaki aslında kılavuzu bana göstermesini isteyeceğim. Ve bu benim ne işime yarayacak? Çünkü ben burada yazılarımı aslında ortalarken, bu bir KJ olacağı için ben bunu sonradan küçülteceğim tabii ki ekranın sağına soluna koyacağım ama en başta ben bunu inşa ederken her şeyin biraz daha simetrik, biraz daha doğru olmasını sağlayabileceğim bu şekilde. Şimdi buradan yazımızın size'ını bir tık büyütüyorum. Az önceki örnekte, en başta gösterdiğim örnekte daha büyük yapmıştım. Ama oldu ki siz buraya 3 kelime yazmak isterseniz diye örneğin bu şekilde Merdoğlan boşluk Merdoğlan yazarsanız gördüğünüz gibi ucu ucuna sığıyor. O yüzden şöyle virgül 1 yapalım hadi. Çok da büyük yapmayalım ki siz de eğer isterseniz bunu kendinize göre sığdırabilin. Bunu yaptıktan sonra buraya kontrol tuşuna basarak tekerleği yuvarlıyorum. Mouse'umun tekerleğini. Bunu yukarı çıkarıp yazımın alt bölümünün buradaki orta çizgiye temas etmesini sağlıyorum. Buraya kadar gene hiçbir şey yok. Bu ne işime yaradı? Artık bu benim kadrajımın ortasından itibaren yukarıda yazım var. Altında da diğer başlık kısmımız olacak. Yani nedir? Title, titir diyen var Türkçe'de. Hala neden böyle bir kelime var onu da bilmiyorum. Başlık, artık ünvan desek daha doğru bence. Ünvanını yazacağımız ayrı bir kutu olacak. Şimdi gelelim o kutuyu yapmaya. O kutuyu yapabilmek için bizim buraya bir tane background oluşturmamız lazım. Background dediğimiz şey bildiğiniz gibi arka bir plandır. Arka plan. Arka planı oluşturdum. Text
birden, yani az önce merde olan yazdığım tekstten saçma sapan yukarıya götürdüm mouse'umu. Background'un çıkışına bir tane bağlantı bırakıyorum ve bu ikisini merge'liyor, yani birleştiriyor. Ben artık bu merge'ün üzerine gelip 2'ye basarsam, şuradan da tekrar ekranı büyütürsem, gördüğünüz gibi siyah bir arka plan üzerinde ben burada yazımı görebiliyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradaki text 1'i Ctrl C yapacağım. Şu an Ctrl C yaptım. Buraya geleceğim, boşluğa Ctrl V yapacağım. Bu text 1'in aynısından buraya bir tane daha getirdi. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Biz burada text 1'i aslında bir maske kaynağı olarak kullanacağız. Hemen göstereyim. Şimdi böyle dediğimde kafanızda canlanmamış olabilir. Ben buradaki text 1'i şimdi tekrar 2'ye basarak ön izliyorum. Sadece yazıyı ön izliyorum şu an. Yazıda shading'e geleceğim. Buradan shading'de shading element var. Buradan dördüncüde blue border diye bir seçeneğimiz var bizim. Blue border'ı ben aktif ettiğim zaman gördüğünüz gibi yazımın çevresinde bir takım bölümler oluştu. Bu mavi bölümler bizim aslında yazıyı oluştururken kullanacağımız alanlar. 1'e geliyorum. Birden de şimdi select element'ten biri disable ediyorum. Yani enable'ın tikini kaldırıyorum. Buraya kadar da her şey güzel. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Merge 1'i ben tekrar ön izliyorum. Hatta şuraya iki pencere yapalım görebilmeniz için. Buraya da text 1'i alayım. Ben şimdi bu text 1'in çıkışını background'un mavi girişine, yani maskesine bağlarsam bu şekilde, gördüğünüz gibi bu background'un rengi buradaki mavi kutunun boyu kadar oldu. Ben şimdi buradan background'a tıkladım. Background'dan type'ını solid color yerine buraya geleceğim, gradient diyeceğim. Benim sevdiğim renklerden şu birinci siyahı şöyle bir pembe yapalım. İkinci beyazımızı da gelelim şöyle bir turuncu yapalım. Buraya kadar her şey muhteşem. Şimdi biz bunu aslında bir tık aşağı alacağız. Onu da ben şuradaki teksti aşağı alarak alacağım. Gördüğünüz gibi teksti ben aşağı taşıdığım zaman buradaki kutu da aşağı iniyor. Çünkü neden? Biz buradaki teksti maske olarak buradaki background'da okutuyoruz. Temelde bu. Şimdi geliyorum shading'e. 4'e geldim tekrar. Bizim burada blue border efektimize. Blue border'da yapacağım bazı şeyler var. Örneğin extend horizontal diyor. Extend horizontal bize ne getirecek? Ama önce ben bunu az önce yapacaktım. Atladım ama hiç önemi yok. Şimdi de yapabiliriz. Hiçbir şey kaybetmedik. Bizim önce buradaki teksti birinci tekste bağlamamız lazım. Yani birinci tekst değiştiğinde tekst 1 alt tire 1 olanın da değişmesi lazım. Onu nasıl yapıyorum? Tekst 1 alt tire 1, yani bizim blue border yaptığımız tekste geliyorum. Üstündeki pine şöyle tıklıyorum bir kere. Bu ne işe yarayacak? Ben tekst 1'e döndüğümde, burada inspector'da aşağı indiğimde tekrar tekst 1 alt tire 1'i görebiliyor olacağım. Şimdi ben burada İkinci yani blue border'lı tekstimin yazı alanına sağ tıklayacağım. Buraya diyeceğim ki expression. Expression dedikten sonra altta benim bir expression alanım açıldı. Buradaki artıyı tutacağım. Yukarı doğru götüreceğim ve birinci tekstimin yazı alanına böyle bırakacağım. Bunu bıraktığım anda benim artık tekstlerim eşlenmiş durumda. Ben burada merde olan boşluk falan yazsam gördüğünüz gibi artık alttaki kutular da buna göre takip ediyor birbirini. Fakat gördüğünüz gibi arada bir boşluk var. Biz bu boşlukları kapatmak zorundayız. Tekrar text 1'e döndüm. Text 1 alt tire 1'e döndüm. Bu bizim blue border'lı textimiz. Buradan tekrar shading'e dönüyorum. Burada diyor ki extend horizontal. Yani yatay olarak bunları biraz genişlet diyor. Ben de diyorum ki evet, benim istediğim de bu. Yatay olarak bunları biraz genişletiyorum ben. 1.65 1.65 yaptık. Hadi bakalım. 1.65 yaptık ve extend vertical diyor. Bu da diyor ki dikey olarak bunları genişlet. Gördüğünüz gibi. Fakat bizim bunları dikey olarak genişletmeye değil, daraltmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz bunun üzerine ayrı bir yazı yazacağız. Bir ünvan yazacağız. O yüzden ben bunu sonuna kadar geri çekiyorum. 0.5 oldu. Bu bana yetmiyor. Fakat Fusion'ı bilenler, daha önceki videoları izleyenler, biz buraya başka bir şey yazdığımızda bunun geçerli olduğunu bilecekler. -1 de yetmedi. -1.5
yapsak, hatta eksi 2 yapsak daha bile iyi oldu. Ben artık buradaki teksti yerine götürüp bunu bir alt bant gibi kullanabilirim. Tabii bir de ayıp olmasın, şuradan falanı silelim ya. Falan nedir? Gördüğünüz gibi bu şekilde de ben yazıyı sildikçe alttaki bantın küçüldüğünü çok rahat bir şekilde gördünüz. Şimdi bizim buraya bir tane daha yazı yazmamız lazım. Hemen bir tane daha tekst alıyorum. Bu arada ben buradaki fontları hiçbir şekilde değiştirmedim. Gördüğünüz gibi normalde başka fontlar kullanmayı seviyorum. Ama o zaman diyorsanız ki abi bu fontu nasıl yükleyebilirim ben abi falan yapıyorsunuz. O yüzden fontu değiştirmedim. Hepinizde olan bir font bu. Muhtemelen programı yüklediyseniz hepinizde vardır. Şimdi buradaki tekste de bunu şimdi 1'e alalım. Ben buradaki tekste diyeceğim ki kanal sahibi diyeceğim. Ve buradaki tekstin çıkışını tutup alttaki background'un çıkışına bağlayacağım. Gördüğünüz gibi. Artık buradaki kanal sahibi yazısını şöyle boyunu da bir tık düşerek, çünkü kanal sahibinin bence çok da büyük yazmasına gerek yok. Şöyle daha küçük yazsa bence daha iyi. Bunu yazacağım. Şimdi bizim burada istediğimiz, aslında bizim tamamen title'ımız bu. Fakat bizim burada bir tane transform node'a ihtiyacımız var. Neden? Çünkü ben buraya bir tane transform alıyorum. Ve burada background'la yeni oluşturduğumuz merge'ün arasına böyle tutarak buraya bırakıyorum. Shift'e de basıyorum aynı zamanda. Shift'e basarak bırakırsam buradaki bağlantının rengi değişecek. Onu bıraktığımda artık bu araya oturmuş oldu. Tam istediğim gibi. Transform'a tıkladım. Transform'da Use, Size and Aspect diye bir seçenek var. Bunu kapattım. X ve Y size olarak bunları böldüm. Ben artık buradan X size'ını bağımsız olarak, yani yatay boyutu, yatay uzunluğunu bağımsız olarak küçültebiliyorum. Bakın ne kadar güzel. Fakat bunun küçülürken, örneğin ben bu şekilde bunu küçülttüğümde, başta daha doğrusu bu şekilde açarken, yazının da bunun içinde olmasını istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Buradaki transform'dan bir çıkış alacağım. Yani transform bizim alt barımızın küçülmüş halini temsil ediyor şu an. Çünkü transform'la küçültüyoruz. Bu transform'dan bir çıkış alıp oluşturduğumuz yeni merge'e bir tane maske atayacağım. Bu ne işe yarayacak? Ben şu an bu transform'u küçülttüğümde gördüğünüz gibi bu yazı da bununla beraber içinde kaybolacak. Aslında temelde bu. Şimdi bunu da bir de bırakalım. Bu arada en başta ben size söylememiş olabilirim ama çok da bir önemi yok. Sadece saniye bazında hesap yaparken şimdi ihtiyacımız olacak. Ben projemi 60 kare açtım. O yüzden ben 1 saniye olmasını istediğim için ben şu an 0'dan 60'a geliyorum burada timeline'ımda. Eğer siz 50 ya da 25 açtıysanız, 1 saniye olmasını istiyorsanız o zaman burada 25'e ya da 50'ye gelmeniz lazım. Kare sayınıza göre, yani projenizin kare sayısına göre. Şimdi 60'a geldim. Transform'uma bir tane keyframe atadım. 0'a geldim. Transform'umu 0'a çektim. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir izleyecek olursak, gördüğünüz gibi kanal sahibi bu şekilde açılıyor. Şimdi text 1'e gelelim. Text 1 bizim merde olan yazdığımız yer. Biz burada merde olana bir efekt vermek istiyoruz diyelim. Onu da şöyle vereceğiz. Benim en başta gösterdiğim efekt. Buraya sağ tıklayacağım. Buraya bir follower ekleyeceğim ve follower'ı eklediğimde modifier açıldı. Çünkü follower temelde bir modifier. Buradan range'i all characters yapacağız. Order'ı left to right değil, inside out yapacağız. Bunu kafanıza göre değiştirebilirsiniz fakat bence böyle güzel oluyor. Delay'i de, yani gecikmeyi de 2 frame yapacağız. Ondan sonra geleceğiz shading'e. Shading'de buradan position'ı bulacağız. Burada offset X ve Y'ye sağ tıklayıp modify with diyeceğiz ki X, Y, path. Bunu dediğimizde X ve Y'sini biz bunun ayrı ayrı kontrol edebilir hale geleceğiz. Zaten biz burada X'e ya da Y'ye bir keyframe atadık. Sıfıra döndüğümüzde ben artık Y'yi geri çekiyor olacağım. Bu şekilde şimdi diyeceksiniz ki abi hiçbir şey olmadı diyeceksiniz. Ama olacak, azıcık sabır. Bunu yaptıktan sonra da text'e tıklayacağım
bir tane mask oluşturacağım. Benim az önce burada oluşturduğum şeyi görmüştünüz. Ben buradaki bu çizgiyi baz almıştım. Fakat burada bir de G'nin bir ucu vardı. Onu da aldığımızı varsayalım. Burayı tekrar tek pencere yapıp şöyle biraz yaklaşıyorum. Maskeyi G'nin de ucunu kesmeyecek şekilde şöyle bir ayarlıyorum. Belki de bu alt banta da sabitleyebilirim. Şu an bizim yaptığımız şey, gördüğünüz gibi yazı ortadan yukarıya doğru açılıyor. Fakat burada belli ki biz bunu az düşürmüşüz. O yüzden tekrar modifier'a döndüm. XY pad'den Y'yi biraz daha düşüreceğim ki burada en başta hiçbir şey gözükmesin. Bu şekilde çıktığımızda aslında gayet güzel oldu. Şimdi her videoda artık her böyle efekte yaptığımız gibi burada kullandığımız şeyleri bir tık yumuşatalım. Yani bir easing verelim onlara. Hemen geliyorum. Buradaki X size, yani kutunun açılışını, ikisini birden seçiyorum. Ctrl A yaptım. Buradan F'ye bastım. Benim için yeterli. Transform'u kapattım şu an. Tekste bakıyorum. Tekste bir şeyimiz var mı? Yok. Zaten bizim bir de burada text 1'de bir şeyimiz var. O da burada offset'te. Hatta onu da sadece Y'sini yapalım. Buradan seçtik. Ctrl A dedim. F'ye bastım. Yani flatten, düzle dedim. Buradaki açıyı yere gördüğünüz gibi yapıştırdı, düzledi ve daha yumuşak bir geçiş oluşturdu bizim için. Bu şekilde kendi kendine bir saniyede açılan bir KC'miz oldu. Bunu siz istediğiniz yerde kullanabileceksiniz. Peki gelelim. Yani temelde bu böyle. Bunu isterseniz artık bu saatten sonra buradan çıktıya gelip istediğiniz gibi çıktı alabilirsiniz. Fakat atladığımız bir şey var. Nedir o atladığımız şey? Biz bunu Media Out'a bağlamadık. Böyle yaparsanız ne çıktı alabilirsiniz ne bir şey görebilirsiniz. Bunu Media Out'a bağladık. Artık biz bunu edit sayfasında görebilir bir hale geldik. Ben bu saatten sonra bunu buradan çıktı alıp istediğim videoya koyabilirim. Alfalı çıktı almanız gerekiyor. 17 ile beraber, 17.2 ile beraber, hatta yanlış hatırlamıyorsam, alfalı çıktı almak bir tık daha kolaylaştı. Zaten takip edenler biliyordur. Eğer bilmiyorsanız da zaten alfalı çıktı almakla alakalı yeni ve kısa bir video daha yapmayı planlıyorum. Çünkü bazı şeyler değişti. Eski videoların içinde onları bulmanız zor oluyor. Muhtemelen onlarla ilgili apayrı bir video gelecek. Peki. Şimdi biz bunu yaptık. Gelelim katıl aboneleri için olan sürprize. Normalde biliyorsunuz ben katıl aboneleri için bu yaptığım projelerin dosyalarını paylaşıyorum zaten. Yani diyorum ki ben bu projeyi yaptım arkadaşlar, buyurun bunu indirebilirsiniz, istediğiniz gibi kurcalayabilir, hatta bu şekilde bile kullanabilirsiniz diyorum. Fakat bu sefer bunu yapacağım. Aynı zamanda bunun yanında bu title'ı bir efekt olarak, bir yüklenebilir bir efekt olarak paylaşacağım katıl abonelerimle. Fakat bunu sadece ikinci seviyeden itibaren olanlarla yapacağım. Yani siz birinci seviyeyseniz zaten bu dosyayı indirip istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Fakat hazır efektini, yani buradaki efektlere girip de title'larda benim title'ımı görmek istiyorsanız, o zaman ikinci seviyeden itibaren katıl abonesi olmanız gerekiyor. Ve bunun için de bunu buraya bıraktığınızda bir takım ayarlar da olacak. Şu an nerede diyebilirsiniz bu efekt? Şu an yok. Yani şöyle, şu an yok. Ben bu videoyu bitirdikten sonra o efekti de yapacağım. Video yüklenirken muhtemelen onu da artık güzel bir hale getirip linkleyip işte bir kutuya koyup zipleyip rarlayıp neyse bunu sizlerle paylaşacağım. Ama şu an böyle bir şey yok, ama bu video yüklenene kadar olacak. Evet, genel olarak bu efekt böyleydi. Yani olağanüstü zor bir efekt mi? Asla değil. Ama elimden geldiğince size basit anlatmaya çalıştım. Umuyorum ki başarmışımdır bunu. Umuyorum ki gerçekten bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa bu videoya bir tane like bırakmayı ihmal etmeyin. Bu video ile ilgili, başka videolarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bunları bana aşağıdaki yorumlar kısmından ya da Discord sunucumuzdan iletebilirsiniz. Ben bunların çoğunu okuyor ve yanıtlıyor olacağım. Eğer benim yetişemediğim, benim okuyamadığım şeyler varsa muhtemelen sunucumuzdaki diğer arkadaşlar bunlara yetişecektir, sizlere cevap verecektir.
Onun dışında da videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten yeterince uzun oldu. Umuyorum ki hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum ki hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.